Herkese merhaba arkadaşlar, ben Semih, Bilek Gücü kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Crash Arena Turbo Stars oynayacağız. 9. seviyedeyiz. 2 tane süper kutumuz şu an açılmaya hazır. Bundan sonraki videoda olacak diye düşünüyorum. 4 tane süper kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. 3 taşlı. Şampiyonada şu an birinciyiz arkadaşlar. 14 tane savaş kazandık. Tabii bu farklı gövdelerle oldu. Bir tane bayisimiz var arkadaşlar. Bayisimize bakalım. Sağdakine vermişiz 290 kişi benimle beraber. Sağdakine kazanır demiş. Bakalım kazanabilecek mi? Ve sağdaki kazanıyor arkadaşlar. Balina için artı %9 can veren bir topuzumuz oluyor. Şimdi arkadaşlar derseniz şampiyonaya girelim. Bakalım ligden çıkabilecek miyiz? Mevcut birkaç tane daha güçlendirme yaptım. Yeni bir gövde çıktı arkadaşlar. O gövdeyi kullanıyorum. Balina gövdesi. Bir tane lazerim, bir tane roketim var bu gövdede. Çok az bir cana kala bu rakibi de alıyoruz. Bakalım bunu alabilecek miyiz? Bunu da alıyoruz güzel bir şekilde. Bütün rakipleri şu an sıkıntı olmazsa yeneceğimi düşünüyorum. Birkaç tane yükseltme yaptım. Yükseltme yapmadan önce alamadığım 2-3 tane rakip vardı. Şu anda bakalım hep beraber kazanabilecek miyiz? Ligden çıkabilecek miyiz? 10. seviye hemen olabilecek miyiz? Arkadaşlar chicken da alıyoruz güzel bir şekilde. Evet. 9. dövüşe geçtik. Hepsini kazandık. Şu ana kadar 8 zaferimiz var. Balina gövdesinin tekerleri biraz gövdenin iç kısmında olduğu için ve de topuz koyduğumdan ötürü arabam hareket etmiyor. Bu bizim için çok iyi. Bedavadan tekerleklerin canı da şu an bizde mevcut. 12. dövüşe geldik. Arkadaşlar şu an gayet iyi ilerliyoruz. GGG'yi de aldık. 13. dövüşteyiz. Rakibin testeresi var. Çok fazla hasar veriyor fakat yanımıza yaklaşamadan biz onu öldürdük. 14. dövüşe geldik. Bir tane daha vurduk. Ve de arkadaşlar söylemiş olduğum gibi 14 dövüş kazanarak bir sonraki seviyeye yani 10. seviyeye beraber yükseliyoruz. 7 tane yeşil taş, 12.000 altın, 4.880 lig puanı, bir tane yükseltme puanı ve de bir tane efsanevi kutu arkadaşlar. 10. seviyeye yükseliyoruz. Şimdi dilerseniz 7 tane yeşil taş ve de efsanevi kutuyu alalım. Elmas gövdesine askeri parçalara geçtiğim için arkadaşlar efsanevi kutu veriyor. Elmas ilk defa şu piramidin tersi olan gövdeyi kullanacağız. Daha güçlü parçaların kilidini açtık. Şuradan sağdakini seçelim. Ve de efsanevi kutu arkadaşlar şimdi açıyor olacağız. Hıltı çıkıyor arkadaşlar. Kaya için artı %100. Yani pek iyi değil. Keşke daha iyi bir %100 olan bir şey çıksaymış. Yapışkan silindir. Bu da o kadar iyi değil. Klasik için artı %20 can veren forklift. Bu güzel olabilir. Ve arkadaşlar çifte roket için %100 vuruş veren 383 canlı bir kovucu. Bundan iyisi olamaz diye düşünüyorum. Tam ihtiyacım olan şey gayet iyi oldu bu arkadaşlar. Ve de bir tane saldırı alet çantası. Yani şu ana kadar bütün çekmiş olduğum videolardaki en iyi efsanevi kutu diyebilirim. Çünkü kovucu çift roketi kullanıyorum. %100 vuruş hasarı veriyor. Ve de 380 canlı gayet iyi arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. 10. seviyeye yükseldik. Askeri parçaları açtık. Plaj şampiyonası diyor. Oyuncular aranıyor şu an. 8 tane oyuncu var mevcut ligimizde. Birinci çok hızlı bir şekilde arkaya doğru geldi ve de bizi alıyor. Şu an mevcut gövdemizde saldırı yapacağız. Çok az bir canı kala la bizi alıyor. 524 canı var. Bakalım kim alacak? Biz vuruyor ve alıyoruz. Doctor aldık. Rus bir arkadaş. Evet. Sörfçü gövdesi olduğu ve de ön tekeri büyük olduğu için rakip aldık. Bunu da alıyoruz güzel bir şekilde. 233 vuruşu. 1833 canı var fakat bunu da rahat bir şekilde alıyoruz. 563 vuruş. Evet evet çok az bir can kala alıyoruz rakibi. Çok güzel. 8. dövüşe geldik. Rubber CM'i de alıyoruz. Bizi havaya kaldıracak ve alacak derken biz aldık. Gayet iyi. Vuruşumuz ondan fazla olduğu için. Derken çok az bir can kaldı. Essa'nın o da bizi aldı. 11. dövüşe geldik. Hey Legend'ı da alıyoruz. Şu an Ness var. O bizi alabilir mi? Evet. Son anda biz onu aldık. İkimiz de hareket etmediğimiz için. 13. dövüşe geldik. Şu an gayet iyi. Bu ligden de çıkabilir miyiz diye düşünüyorum. Fakat çıkacağız gibime geliyor. Evet. Güzel bir hasar verdik. Çok az bir canı kaldı. Sıkıntı yok. Yükseltmelerle bunu kazanabileceğimizi düşünüyorum. 10 tane dövüş kazandık arkadaşlar.
Ve de makinamız 5 defa savunmuş. Şu an mevcut ligde de 10. seviyede de 1. durumdayız. Şimdi arkadaşlar şuradan bakalım. Ne yükseltebiliriz? Çifte roketi son seviye yaptım diye düşünüyorum. Çifte roket nerede? 3 yıldızlık şurada. Bakalım. Evet, çifte roketi son seviye yaptım. Bayisi de açtık arkadaşlar. Hızlı bayisi. Balinaların sağlığı artırır diyor. Şimdilik o dursun. Kovucu iticilerin sağlığını artırır diyor. Fakat kovucu resim var burada. Neyse, bu da dursun. Ya da bir tane yükseltsek mi bunu? Ama 2 istiyor. 2 bunu yükseltelim. Bir tane de balinayı yükseltelim arkadaşlar. Hızlı bayis ödülü o kadar önemli değil. Şimdi yeni çıkan o %100 çifte roket için veren saldırı hasarı veren şey bir kenarda dursun. Şimdi ben bunu kullanmam gerekmez inşallah. 124 vuruş gücü veren. Şimdi ben ne yapayım? Ne yapsam diye düşünüyorum şu anda. Şimdi bunu kullansam. Şuraya iki tane şundan koysak. 294 canlı. Arkasına bir tane şu roketi. Bir de bunu. Ve sonrasında da şunu koysam. Acaba nasıl olur? 408 vuruşum var. Vallahi fena değil gibi görünüyor. Şampiyonaya girerek bakalım. Şimdi nasıl olur? En başta bir tane kaya var mıydı? Sonra yemiş miyiz onu bilmiyorum. Bu rakibi alacak. Daha vursak, evet, S sayı alıyoruz. Şu anda Local Poski var ama bu bizi alacak. Hareket etmememiz gerekiyor. Tekerlekleri çıkaralım arkadaşlar. Çünkü biz uzaktan vurduğumuz için tekerlekler bize o kadar iyi gitmeyecektir diye düşünüyorum. Tekerlekleri çıkartırsak da bu sefer canımız azalacak. Olsun. 1300 can yine iyidir. Şimdi girelim bakalım. 1276 canımız var. Roketimiz vuruyor fakat evet, kovucuyla beraber ittirebildik rakibi. Ve de az bir canımız kala. Local Poski alıyoruz. La 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 var. Vallahi çok iyi böyle bir şey yaptı. Roketi bize hasar da vermedi. Çok güzel bir şekilde ta arenanın en sonuna kadar uçurduk rakibi. Fakat bu bizi alacak mı? Şu anda bize hasar veremiyor. Vallahi bala mala aldık o rakibi. Dark Terror var, bize tek atamaz diye düşünüyorum ve maalesef tek attı bize. Bu olmadı. Sadece o mu bizim kaybedeceğimiz rakip diye şu an bakıyoruz diğerlerine hemen. Bakalım bu bizi alacak mı? Sanmıyorum. Bunu da aldık. 6. dövüş bitti. 7. dövüşe geçiyoruz şu anda. Kovucuyla beraber vurduk. Bir tane daha derken lazerden hasarı yiyoruz. Essa var. Neyse ki tek kaybettiğimiz rakip o değil. İçimizi ferah tutabiliriz. Bu çifte roket için artı %100 veren kovucuyu hiçbir zaman bırakmayacağım. Sen şöyle kenarda dur. 498 canı var. Gerçekten muazzam. Şu kovucuyu da çıkartalım. Hatta başka bir gövde bakalım arkadaşlar. Bunu kullanmıyordum. Balinayı kullanıyordum. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, balinayı kullanıyordum. Şurada tekerlekler de vardı. Tekerlekler de şöyle dursun. Yine arkadaşlar biz şuraya roketimizi koyalım. Şuraya da lazerimizi koyalım. Acaba biz bu şeyi arttırsak mı 100 vuruşunu ya? Daha iyi bir çifte roket çıkar mı diye bakıyorum şu anda. 4 yıldız. Çifte roketimiz. Ama bu ligden de hemen çıkmamız da gerekiyor. Şu an ne yapsam koysam mı diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, koymayalım. Bir sonraki videoda bu ligden çıkarız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, böylece videonun sonuna geliyoruz. 9. seviyeden 10. seviyeye kadar hızlı bir şekilde yükseldik. 10. seviyeden de şu an birinciyiz. 14 tane savaş kazanmış durumdayız. Fakat birkaç tane daha değişiklik yaparak bu ligden de çıkmayı, hemen yükseltilmeyi düşünüyorum. Onu da bu videoda yapmayayım. Arkada yine belli bir yükseltmeleri yapalım. Durak videoda o kadar zaman kaybetmeyelim. Hızlı bir şekilde sizle beraber yine ligden çıkarız diye düşünüyorum. Onu da bir sonraki videoda saklayalım. Evet arkadaşlar, böylece videonun sonuna geliyoruz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.